Arkadaşlar Abbasiler yarıda kalmıştı. Hatırlayın. Ne demiştik? Ebu'l-Abbas Abdullah tarafından Abbas devleti kuruldu. Saffah lakabı verilmişti kendisine. Ama Ebu Cafer Mansur devletin asıl kurucusuydu. Medine-i Selam dediğimiz Bağdat şehrini kurdu. Merkezi devletin başkentini Küfe'den Bağdat'a taşıdı demiştik. Arkadaşlar şimdi Harun Reşit'le devam ediyoruz. Harun Reşit dönemi, arkadaşlar bu klasik bilgidir. Abbas devletinin en parlak devri ne zamandır sorusunun cevabı Harun Reşit dönemidir. Bu dönemde çok canlı bir bilimsel hayat olduğu için, yoksa çok fetih yapıldığı için değil. Burada tabii şu kıyaslamayı yapmak lazım. Emeviler deyince, Emevileri konuşunca akla fetihler ve ırkçılık gelir. Emeviler fetihçidir, ırkçıdır. Abbasiler deyince akla bilimsel çalışma ve hoşgörü gelir. Yani Abbasilerde fetihçi bir politika yok. Yani Emeviler kadar fetihçi bir politika yok. Daha çok bilimsel çalışma var. Emevilerde ırkçılık var, Abbasilerde hoşgörü var. Şimdi Harun Reşit döneminde bunu çok hissediyoruz. Başka milletler üzerinde, başka dinler üzerinde, bilimsel çalışmalar üzerinde bunu hissediyoruz. O yüzden Abbas devletinin en parlak devri Harun Reşit dönemi olarak geçer. Şimdi Harun Reşit döneminde arkadaşlar en parlak devri dedikten sonra, niye en parlak devri olduğunu açıkladıktan sonra bir bilgi daha vermek istiyorum. Hani Abbasiler, Emeviler fetihçiydi, Abbasiler değildi ya, buradan hareketle. Harun Reşit döneminde Avasım adı verilen şehirler kurulmuş. Bu şehirleri unutmuyoruz arkadaşlar. Yani Avasım şehirleri kavramını unutmuyoruz. Avasım şehirleri şudur. Yani Abbasilerin kuzey komşusu kim? Doğu Roma. Abbasiler fetihçi bir politikaya sahip değil, daha çok böyle savunmacı bir politikaya sahip. Ama fırsat buldukça da fetih yapar bir politikada. Ama devlet politikası olarak saldırayım, fethedeyim falan böyle bir Emeviler gibi böyle bir anlayışı yok. Harun Reşit döneminde Bizans sınırında özellikle Antakya bölgesinde şeyler kuruluyor. Avasım adını verdiğimiz şehirler kuruluyor. Ordugah şehirleri kuruluyor. Tabii ilk defa ordugah şehirlerini kuran Hazreti Ömer'dir. Ordugah kavramı Hazreti Ömer'le ilgilidir. Avasım kavramı Harun Reşit'le ilgilidir. Sınırlara, askere dayalı şehirler kuruluyor. Bunlar savunmaya dayalıdır. Bu şehirlerin, bu şehirlerde kurulan ordu birliklerinin askerleri de Türklerden oluşmaya başlıyor. Yani şöyle bir ezber yapmayın. Hocam ilk defa Türkler ne zaman işte Abbasilerde görev almaya başladılar filan. Bu çok önemli değil. Bu yaprak testlerde karşınıza çıkar. Ama Türklerin ilk defa Abbasilerde asker olarak görev aldığı dönem Harun Reşit dönemidir. Avasım şehirlerinin askerleri genellikle komutanları değil bakın. Askerleri genellikle Türklerden oluşmuştur. O zaman Avasım'ın mantığını anladık. Ne yapıyor Avasım? Sınırları Bizans'a karşı, toprakları Bizans'a karşı koruyor, saldırılara karşı koruyor. Fırsat buldukça da Bizans'a saldırıyor. Mesela Memun döneminde Eskişehir'e kadar İslam orduları gitmiş arkadaşlar. Bu da sadece savunmacı özelliğe sahip olmadığını, fetihçi özelliğe de sahip olduğunu kanıtlayan bir bilgidir. Ama Abbasilerde normalde fetihçi bir mantık göremiyoruz. Şimdi Harun Reşit'in 3 oğlu da hükümdar oluyor. Burada 3 oğlu hükümdar oluyor derken aklıma şey geldi. Emeviler döneminde bir halife geldi. Abdülmelik. Abdülmelik'in lakabı Ebu'l-Mülk'tür. Ebu'l-Mülk. Neden Ebu'l-Mülk demişler Abdülmelik'e? Bunun sebebi 4 tane oğlunun 4'ünün de hükümdar olması, halife olmasından kaynaklanmış. Şey de böyle. Harun Reşit de böyle. Harun Reşit'in 3 oğlu var. Emin, Me'mun, Me'mun ya da Me'mun, Mutasım. Bunların 3'ü de halife olmuş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ne oldu? Emin başa geçti, Me'mun başa geçti. Sonra Mutasım başa geçti. Bizim burada arkadaşlar şu önemli. Me'mun'la Mutasım önemli. Mutasım döneminde bazı olaylar oluyor. Dikkat edelim. Soru çıkabilecek tarzdır bunlar. Tabii kültür medeniyetini bunları görürken kısaca oradan da tekrar bahsedeceğiz. Bu dönemde arkadaşlar Türklere yönetimde ve orduda ciddi görevler veriliyor. O zaman Türklerin ilk defa Abbasi Devleti'nde memurluk yapmaları, yönetimde önemli görevlere getirilmeleri, ordunun başına komutan olarak atanmaları Memun döneminde olmuştur. Tamam mı arkadaşlar? O zaman Memun dönemini hemen kırmızı kalemle çerçeve içerisine alıyoruz. Ne diyoruz?
Türkler Memun döneminde yönetime katılmışlar. Yönetime katılmışlar derken demokrasiden bahsetmiyoruz. Yani bilmem milletvekili falan demiyoruz. Bu başka bir şey. Bunu algılayabiliyoruz. Buradaki mantık şu. Memun döneminde önemli valiliklere, memuriyetlere, önemli komutanlıklara Türkler atanmaya başlamış. O zaman ilk defa Avasım da görev alması, asker olarak görev alması. Harun Reşit önemli olmamakla birlikte söylüyorum bakın. Ama yönetimde ilk defa görev almaları Memun döneminde olmuş. Zirveye ulaşmaları Muhtasım döneminde olacak. Birazdan göreceğiz. Arkadaşlar yönetimde ve komutanlıkta görev almışlar. Şimdi geçiyorum Muhtasım dönemine. Bakın Muhtasım dönemi şeyde böyle yani soru çıkabilecek tarzın en baş konularından bir tanesi. Eğer bunlardan halifelerden birisinden, Abbas halifelerinden birisinden soru soracaklarsa, yani tahminimce ya Harun Reşit'ten ya da Muhtasım'dan soracaklardır. Bunun sebebi şudur. Şuraya geçeyim anlatayım arkadaşlar. Bakın kamerayı ona göre dizayn edelim. Bunun sebebi şudur. Talas Savaşı'nı bir hatırlayalım arkadaşlar. 751 yılında Araplarla Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı'nda, biz bunu Türk İslam tarihinde göreceğiz. Araplarla Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı'nda, Abbas Araplarıyla Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı'nda Müslümanlar, Türkler, Müslüman Arapları desteklediler, Abbasileri desteklediler. Türk-Arap ilişkileri Talas Savaşı ile olumlu bir şekilde başladı. Ve Türkler arasında İslamiyet hızla yayıldı. Abbasiler bize hoşgörülü davrandılar. Ve Türkler özellikle Harun Reşit döneminde askerlik hizmetinde bulundu. Türklerden çok fazla orduda asker olarak yararlandılar. Memun döneminde de komutanlıklara ve önemli valiliklere getirildiler. Muhtasım şöyle bir baktı. Türkler önemli. Her zaman önemliydi ama Muhtasım bunu daha da güzel kavradı. Türklerin savaşçı özelliklerinden faydalanmak amacıyla, yani onların asimile olmasını engellemek, savaşçı özelliklerin kaybolmasını engellemek amacıyla Samarra adını verdiğimiz bir şehir kurdu. Eşnas adlı bir Türk'e, onun öncülüğünde Samarra şehrini kurdurdu. Peki Samarra şehrinin özelliğine, Türklerin yaşadığı bir şehir, sadece savaşçı kimliğe sahip Türklerin yaşadığı bir şehir ve Abbasi devleti için önemli askerin yetiştirildiği bir şehirdir. Bu şehri kuran da Muhtasım olmuştur. İşte Samarra şehrinin Muhtasım tarafından kurulduğunu, bu konuda Eşnas adlı bir Türk'ün Muhtasım'a yardım ettiğini unutmayacağız. Tamam mı arkadaşlar? İşte buradaki bilgi, ikinci bilgi şu. Samarra şehri kuruldu ya Muhtasım tarafından, Halife Muhtasım tarafından. Arkadaşlar, Halife Muhtasım sadece Samarra şehrini kurup Türklerin değerini artırmadı. Başkenti de oraya taşıdı. Muhtasım döneminde başkent Bağdat'tan Samarra'ya taşındı. Doğal olarak bir Samarra dönemi, bir Türk hayranlığı dönemi başladı ki bu tepkilere sebep olacaktır. O zaman 836 yılında Samarra şehri kuruldu. 836 yılından 892 yılına kadar Samarra şehri Abbasilere başkentlik yaptı. Şimdi arkadaşlar, biz Türklerle Müslüman Arapların arasındaki ilişkileri defalarca söyledik size. Burada tekrar etmek istemiyorum. Ama Samarra şehrinin nedenini önemli olduğunu, Avasım şehrinin nedenini önemli olduğunu unutmamanızı da istiyorum. Her an soru çıkabilecek konu başlıklardır bunlar. Ne dedik o zaman size? Samarra şehrini kuran Muhtasım'dır ve başkenti Bağdat'tan Samarra'ya taşımıştır. Bu Türklere verilen değerden dolayı biraz daha tepki görmüştür. Burada aklıma bir şey geldi. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bir farkı görün diye yapacağım bunu. Arkadaşlar, Emeviler kendilerini üstün gördükleri için Arap kızlarını Arap olmayanlarla evlendirmemişler. Mesela Türklere kız vermemişler, mevali görmüşler. Türklere devlet kademesinde herhangi bir görev vermemişler. Yani asker yapmamışlar, memuriyet vermemişler, valilik vermemişler, komutanlık vermemişler, hiçbir iş vermemişler yani. Ama Abbasilerde bu değişmiş. Abbasiler Türklere memuriyet vermiş, askerlik vermiş, valilik vermiş, komutanlık vermiş, çok kıymet vermiş. Bunun zirveye ulaşması da Muhtasım döneminde olmuş. Muhtasım da şöyle bir şey yapmış. Türklerin askeri kimliğinin
korunmasını sağlamak amacıyla ya da askeri kimliklerin bozulmasını engellemek amacıyla Türkleri Arap kızlarıyla evlendirmemiş bu sefer de. Araplar sizin askeri kimliğinizi bozar diye. Bu kadar da kıymet vermiş. İki farklı bakış açısı. Arkadaşlar 847 senesinden itibaren Abbasilerde bir sarsıntı oluyor. İç kargaşalar yaşanıyor, isyanlar yaşanıyor. Birazdan ben size o farklı dini gruplardan, sapık gruplardan bahsedeceğim. Sadece isimlerini vereceğim. Bunların isyanları yüzünden ya da işte vezirlerin devlete egemen olma çabaları yüzünden, uzak bölgelere gönderilen valilerin merkeze bağlı kalmamaları yüzünden Abbasilerde parçalanmalar yaşanıyor. Yani burada da tavayfül mülük yaşanıyor. Ben bunun bir örneğini vereyim size. Mesela Abbasi devleti, şöyle düşünün, halife var, tamam mı? Mutasımdan sonra böyle oluyor. Halife var. Arkadaşlar halife Mısır'a bir vali atayacak. Ama Mısır'a atadığı vali, çok önemli bir komutan Bağdat'ta, kendisi gitmiyor Mısır'a. Çünkü Mısır'a giderse halifenin yanındaki nüfuzunu kaybedeceğini düşünüyor. Ve kendi yerine oraya bir naip atıyor, vekil atıyor. Oraya atanan vekiller de zaten kaybolmuş merkezi otoritenin sarsılmasını fırsat bilerek kendi devletlerini kuruyor. İşte kurulan bu devletlere tavayfül mülük diyoruz. Bunu da yapan Türkler ha. Yani adamlar Türkleri devlet kademesine alıyorlar, önemli komutanlıklara getiriyorlar. Türkler teşkilatçı ya, yerinde duramıyor bunlar. Devlet kuracaklar illaki. Abbasi halifesinin merkezi otoritesinin sarsılmasını fırsat bilerek kendi devletlerini böylelikle kuruyorlar. Şimdi bu hani Endülüs Emevilerde de vardı bir tavayfül mülük anlayışı. Burada da var bir tavayfül mülük anlayışı. Bence Endülüs Emevilerden daha çok buradaki tavayfül mülük anlayışını bilmeniz gerekiyor. Yani pat diye size şöyle bir soru sorabilirler. Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerden ayrılarak kurulmuş tavayfül mülüklerdendir ya da değildir diye sorabilirler. Ya da bir coğrafya verip, bir yer verip, burada aşağıdaki devletlerden, tavayfül mülük devletlerinden hangisi kurulmuştur diye de sorabilirler. Dikkat edin, tamam mı? Bu net berrak bir soru olur. Ben tahtaya yazdım, coğrafyayı ve kurulan devleti belirttim arkadaşlar. Şimdi onların altını çizelim, dikkat edin şimdi. Arkadaşlar Mısır'da sırasıyla yazdım, tamam mı? Mısır'da Tolunoğulları İhşidiler, Fatımiler. Tolunoğulları Akşitler, Fatımiler kuruldu. Ama bir anda kurulmadı tabii. Tolunoğulları kuruldu, yıkıldı, İhşidiler kuruldu, yıkıldı, Fatimiler kurulmadır. Yani Fatimilerin Mısır'da, Kuzey Afrika'da kurulduğunu, sadece Mısır değildir tabii ki Fatimilerin kurulduğu yer. Arkadaşlar Mısır, Trablusgarp, Tunus'a kadar egemen olmuş Fatimiler. Fatimilerde şey var, bir Şiilik var. Hatta bu Şiiliği yaymak amacıyla arkadaşlar Darül Hikmeler kuruyorlar. Bunlar da, bak, Beytül Hikme ayrı bir şey, Darül Hikme ayrı bir şey. İkisi birbirinden farklı, karıştırmayın. Darül Hikme birazdan gündeme gelecek. Arkadaşlar yine Kuzey Afrika coğrafyasında, yine Tunus taraflarında, Tunus Trablusgarp taraflarında Aglebiler kuruluyor. Şimdi o zaman şöyle, Tolunoğulları, İhşidiler, Fatımi ve Aglebiler Kuzey Afrika'da kuruluyor. Bunlardan, hocam ezberleyelim, bakışı kullanın. Şeyi biliyorsunuz, Tolunoğulları ve İhşitler meşhur. Bunlar Türk devletleri, Mısır'da kurulmuş Türk devletleri. Geri iki tanesi kaldı zaten, Fatimi ve Aglebi. Onlar da Kuzey Afrika'daki diğer Arap, Berberi, Kıpti devletleri oldu, tamam mı? Dört tane ama ikisi bizden olduğu için ezberlemek zor olmayacaktır. Horasan'da arkadaşlar Tahiriler, Horasan'da Tahiriler, Horasan bizim coğrafya. Mavera-ün-Nehir'de Samanoğulları. Samanoğulları değerlidir burada. Neden değerlidir Samanoğulları? Çünkü Türklerin arasında, İslamiyet'in yayılmasında, o şey aklınıza gelsin, Büyük Selçuklu devletini kuranların, Tuğrul ve Çağrı Bey'lerin dedesi aklınıza gelsin arkadaşlar, Selçuk Bey aklınıza gelsin. Bunların arasında İslam'ın yayılmasında Samanoğulların etkisi çok fazla. O coğrafyada İslam'ın yayılmasında. Belki bu bağlantıyla size soru sorabilirler. Irak ve İran coğrafyasında Büveyhiler, yani Büveyhoğulları devleti kuruldu. Şii bir devletti, bunu da Tuğrul Bey'den hatırlayın. Bağlantıları iyi kurun. Hatırlayın, 1055 yılında Abbas halifesini Büveyhoğulları baskı altına alıyor. Tuğrul Bey gidiyor Abbasileri, Abbas halifesini Büveyhilerin baskısından kurtarıyor, Büveyhileri yıkıyor. Halife Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı unvanı veriyor. Hemen bağlantıyı böyle kurun. Afganistan bölgesine, yani Kabil şehri, Belh şehri, o coğrafyada da Saffariler
devleti kuruluyor. O zaman biz Abbasilerden ayrılarak kurulan devletlerin adının Tavaif-ül Mülük olduğunu ve nerelerde kurulduğunu da bu şekilde görmüş olduk. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi Abbasilerle ilgili diğer bir bölüme geçiyorum. Basit bir bölüm bu. Basit derken böyle yani hocam bunları ezberleyecek miyiz bu isimleri? Ya hafızanızın bir yerinde durması, göz aşinalığı olarak hafızanızın bir yerinde durmasında önemli. Abbasiler döneminde din karşıtı gruplar var. Yani İslam karşıtı, İslam'a düşman, İslam'ı yok etmek isteyen gruplar var. Bu gruplar şunlar. Ravendiye, Mukanna, Mukanna Peçeli. Ravendiye, Mukanna, Babek, Mazyar ve Zındıklık. 5 tane saydım. Şimdi bunları birkaç kere okuduğunuzda yerleşir. Okursunuz yerleşir. Yani kimse size Babek ne, Mukanna ne sormaz. Ama mesela şunlardan hangi, aşağıdakilerden hangisi Abbasilerde din karşıtı olarak ortaya çıkmış gruplardandır diye bir soru sordu. Tamam mı? Bakın endişelenmeyin. A olsun, B olsun, C olsun, D olsun. Şimdi E verecek, E'ye de tutacak. Arkadaşlar Mazdek diyecek ya Sasan'da çıkan isten. Siz Mazdek'i oradan bulacaksınız. Çünkü bunlarda bir göz ve hafıza aşinalığı var. Mazdek'i zaten biliyoruz. Çok meşhur bir olay. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman Ravendiye, Mukanna, Babek, Mazyar ve Zındıklık Abbasi Devleti'nde ortaya çıkan İslam karşıtı hareketlerdir. Abbasi Devleti'ni yıkmaya yönelik, İslam'ı yıkmaya yönelik hareketlerdir diyoruz. Şimdi Abbasilerle ilgili önemli notlar var. Bilmemiz gereken önemli notlar var. Bu notların neler olduğuna bakalım. Yani soru çıkacak yerler, direkt soru çıkacak yerler nereler? Bakalım arkadaşlar. Birincisi şu. Hatırlarsanız Mevali, Arap olmayan Müslümana Emevilerin verdiği isimdi. İkinci sınıf vatandaştı. Bundan bahsetmiştik. Abbasiler Mevali kavramını ortadan kaldırıyor. Özellikle arkadaşlar Ebu Cafer Mansur döneminde, Harun Reşit döneminde daha mükemmel bir seviye ulaşıyor. O zaman ne var? Abbasiler Mevali kavramını ortadan kaldırıyor ve hoşgörüyü getiriyor. Yani ne diyebilirim? Daha güzel, daha akademik bir cümle kuralım burada. Abbasiler Emevilerin Arap devleti haline getirdiği devleti İslam devleti haline dönüştürmüştür. Yani eski haline dönüştürmüştür. Arap devleti İslam devleti oldu. Mevali kültürüne, anlayışına son verdi. Birincisi bu. Arkadaşlar ikincisi şu. Bu dönemde Abbasiler Türklere ve İranlara çok hoşgörülü davrandı. Onların kültüründen etkilendi. İran yani Acem ve Türkleri önemli görevlere getirdi. Yani Mevali kavramına son verdi. Diğer bir bilgi. Arkadaşlar önemlidir bu bilgi. Abbasiler döneminde vezirlik kültürü, hatırlayın saray muhafızları Emeviler dönemindeydi. Burada vezirlik sistemi getirildi. Arkadaşlar vezirlik sistemi demek halife kendisine bir yardımcı seçti ve devlet işlerini ona bıraktı. Bu da zaten halifeliği ileride perişan edecek. O vezirler halifelik oyunu oynamaya başlayacak. Özellikle Türkler bunu çok yapacak. Yani Türkler öyle bir zaman gelecek ki kimin halife olacağını Türkler karar vermeye başlayacak. Yani vezirliği Osmanlı çok iyi kullandı. Hangi anlayıştan dolayı? Kulluk anlayışından dolayı. Ama Abbasiler bunu beceremediler, yapamadılar. Bu vezirler Abbasilerin canını okudu. Ama ne bileceğiz burada? Vezirlik makamını kuran Abbasiler oldu. Önemli bir bilgi. Arkadaşlar şimdi hatırlarsanız Divan Teşkilatı Hazreti Ömer döneminde kurulmuştu. Divan Teşkilatı'nı geliştiren, yeni divanlar kuran Abbasiler oldu. Abbasiler döneminde kurulan divanlara isim olarak bir bakalım arkadaşlar. Divan-ı İnşa. İnşa Münşi, Divan-ı Tuğra. Yani diğer bir ifadeyle divandaki yazışmalar. Divandaki yazışmalar yapan divan. İşte nişancı gibi. Arkadaşlar Divan-ı Mezalim. Mezalim mahkemeleri Abbasiler döneminde kuruldu arkadaşlar. Mezalim mahkemeleri üst düzey mahkemelerdir. Devlete karşı suç işleyenlerin yargılandığı mahkemelerdir. Buna arkadaşlar tabii ileride Türk İslam'da bilgi değişecek. Hatırlayın bu ismi. Kadil Kudatlar vardı. Hatırlar mısınız? Büyük Selçuklularda ileride yol Emir-i Datlar vardı. Kadil Kudat şer'i hukuka, Emir-i Dat örfü hukuka bakar. Divan-ı Mezalim'e hükümdar bakardı. İşte burada arkadaşlar Divan-ı Mezalim'e
baş kadı bakıyor. Baş kadı. Yani kim mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye bu görev verilmiş olsaydı İmam-ı Azam Ebu Hanife bakacaktı ama mutlaka orada gözetme olan bir hükümdar var. Halife var. Tek başına baş kadı karar vermiyor. Divan-ı Mezalim'i kurdular. Divan-ı Ceyş. Arkadaşlar Divan-ı Ceyş asker demektir. Ceyş, cünt, cent, cenk. Bunların hepsi asker savaş anlamına gelir. O zaman Divan-ı Ceyş ya da Divan-ı Cünt, cündü de yazayım şöyle, cünt diyeyim. Divan-ı Ceyş, Divan-ı Cünt, askerin ihtiyaçlarının karşılandığı divan. Ne diyorduk biz Selçuklu'da buna? Divan-ı Arz, değil mi? Divan-ı Arz, Selçuklu'da askerin ihtiyaçlarının karşılandığı yerdi. Divan-ı Beytülmal, Beytülmal'i hatırlayın Hazreti Ömer kurmuştu. Bunu Abbasiler daha da geliştirdi, daha da sistematik hale getirdi. O zaman Divan-ı İnşa, Divan-ı Mezalim, Divan-ı Ceyş, Divan-ı Beytülmal, Abbasiler döneminde kurulan yeni divanlar oldu. Abbasiler Hazreti Ömer'in kurduğu divanı geliştirdi. Devam ediyorum arkadaşlar. Şurta. Şurta, arkadaşlar şöyle diyebilirim ben buna. Şunu bir anlatayım da ondan sonra size. Şeyde Emeviler döneminde şey vardı. Saraylar yapılmıştı. Muhafızlar vardı. Şimdi bu muhafızların olması başka bir şey. Arkadaşlar bir de güvenliği sağlamak amacıyla kurulan polislik teşkilatının kurulması başka bir şey. İkisini birbirine karıştırmayın, tamam mı? Biz ona muhafız alayı deriz. Emevilerin saraylarını koruyana muhafız alayı deriz. Buradakiler şurta dediğimiz şey polis teşkilatı, tamam mı? Polis. Arkadaşlar polis teşkilatı kurulur. Şöyle geçer bilgi. Akademik kaynaklarda polis teşkilatı kuruldu diye geçmez de polis teşkilatını daha sistemli, daha düzenli hale getirirler diye geçer ama öncesinde polis teşkilatının ne zaman kurulduğuna dair herhangi bir bilgi de vermez. O yüzden şöyle bir şey söylüyoruz. Zaten var olan bir askeri birlik vardı. Ne yaptı Abbasiler? O askeri birlikten bir kısım insanları aldı, askerleri aldı. Kendine bir polis teşkilatı, güvenlik teşkilatı, şehir güvenliğini sağlayan teşkilatı kurmuş oldu. Biz de buna şurta dedik. Anlaştık mı arkadaşlar? Hacipliğe gelince, şimdi ne demiştim size? Artık Abbasilerde bir vezirlik var. Halife sarayda oturuyor. Halifeyi rahatsız etmesin diye danışmanlar buluyorlar kendilerine. Biz bu halifenin danışmanlarına hacip diyoruz. Yani şu, eğer birisi halifeyle görüşmek istiyorsa ilk önce hacibin yanına gelecek, hacipten randevu alacak, hacip gelen kişinin halifeyle görüşecek kadar önemli olduğunu hissederse ya da konunun önemli olduğunu hissederse o kişiyi halifeye götürecek. Eğer gelen kişi önemsizse, mesele önemli değilse halifeyle hiç görüştürmeyecek. Biz buna haciplik makamı diyoruz. Hatırlayın bu Selçuklularda Hacibül Hacip diye geçer. Tamam mı? Baş danışman diye geçer. Anlaştık mı arkadaşlar? Haciplik kurumu oluşturulur. Arkadaşlar hisbe teşkilatı. Hisbe teşkilatı şöyle bir şey diyebilirim size. Bakın Abbasilerde arkadaşlar fütüvvet var. Karahanlılarda fütüvvet var, Gaznelilerde fütüvvet var, Büyük Selçuklularda fütüvvet var. Anadolu Selçuklu'ya geçtiğimizde bu ahilik olacak, tamam mı? Osmanlı'da da bunun adı lonca olacak. Loncanın eski adı ahi, ahinin eski adı fütüvvet. Arkadaşlar fütüvvet esnaf dayanışması ya da esnaflığın yönetmeliğini ortaya koyan sistematik bir kurum, fütüvvet kurumu. Hisbe dediğimiz şey ticari ilişkileri düzenleyen birim. O zaman fütüvvet Osmanlı'daki lonca, tekrar ediyorum Osmanlı'daki lonca, Anadolu Selçuklu'daki ahi, Karahanlı Gazneli'deki fütüvvetin aynısı. Peki hisbe nedir? Abbasilerde ticari hayatı düzenlemek amacıyla kurulmuş olan bir kurumun adı. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman hisbede ticari hayatı düzenleme mantığı vardır. Fütüvvetle karıştırmayasınız diye böyle bir açıklama yapıyorum. Fütüvvet anlayışı yine Abbasilerde ortaya çıkmış. Esnaf dayanışması, esnaf yönetmeli. Yani bir örnek vereyim. Yani bazen böyle öğrenci örnek ister. Mesela diyor ki, arkadaş diyor,
Ayakkabı üreteceksiniz diyor. Ürettiğiniz ayakkabının kalitesi şu olacak diyor. Bu kalitenin dışında ayakkabı üretilmeyecek. O kalitedeki ayakkabı da şu fiyata satılacak. Bunun dışında başka bir fiyata satılmayacak. Bu da bir ahlaktır, erdemdir diyor. Takip ediyor esnafı. O gramda, o kalitede ayakkabı satanın görevine devam ettiriyor. Ayakkabı satanı görevine devam ettiriyor. Ama onun, o standartın dışında iş yapanın da pabucunu dama atıyor. Pabucu dama atmak mesleğine son vermek demektir. Bir daha da o kişi bulunduğu şehirde, bulunduğu ülkede o mesleği ilgilenmiyor. Gitsin çobanlık yapsın diyor. Gitsin diyor başka bir şey yapsın diyor. Yani çobanlık kötü olduğu için demiyorum. Zanaatkarlık yapamayacak. Zanaatkarlık ustalıktır. Sanattır arkadaşlar. Anlatabildim mi? Gitsin başka bir iş yapsın diyor. O yüzden fütüvvetin, ahinin, loncanın ne demek olduğunu iyi bilmek lazım. Hisve dediğimizse tüccarla ilgili, ticari hayatı düzenlemekle ilgili bir kurumun adı. Anlaştık mı? Bunu da kuran Abbasilerdir. Arkadaşlar burada yine bir bilgi daha. Beytül Hikme. Beytül Hikme arkadaşlar Halife Memun döneminde kuruluyor. Tabi burada şöyle bir bilgi vardır. Akademik kaynaklarda Halife Memun diye geçer. Milli Eğitim'in kaynaklarında Harun Reşit diye geçer. Yani biz Memun'u kabul ediyoruz. Burada. Memun döneminde kuruluyor. Beytül Hikme dediğimiz yer arkadaşlar okul medrese. Yani o zaman Abbasilerde ilk medrese Memun döneminde kurulan Beytül Hikmelerdir. Zaten dikkat edin, Beytül Hikme. Beyt ev demektir, hikme bilgi, bilgi evi. Abbasiler dönemindeki eğitim kurumlarının adı Beytül Hikme'dir. Peygamber Efendimiz dönemindeki eğitim kurumun adı Suhte'dir. Aradaki farkı bildik. Arkadaşlar zaten o Beytül Hikmelerin kurulması bu dönemde ciddi bir İslam Rönesansı'nın ortaya çıkmasını sağlamış. Bu kurumun asla unutulmaması gerekiyor. Bu kurumun önemli bir kurum olduğu bilinmesi gerekiyor. Yani şimdi böyle bir kargaşa var ya, yani hocam Harun Reşit miydi, Memun muydu filan, tamam Milli Eğitim Harun Reşit diyor, akademik kaynaklar Memun diyor. Şimdi bu tarz sorularda akademik kaynağı kullanmakta fayda var arkadaşlar. Yani mesela bu ön lisans sınavında bir soru çıktı. İşte dedi ki aşağıdakilerden hangisi panslavizm sonucunda 19. yüzyılda kurulan devletlerden değildir dedi. İşte orada Bulgaristan da vardı, Arnavutluk da vardı. Bulgaristan 1908'de kuruldu, Arnavutluk 1913'te kuruldu. Ama akademik kaynaklarda, tam Milli Eğitim'de böyle geçer ama akademik kaynaklarda der ki Bulgaristan 1878'de bağımsız bir prenslik oldu der, bitirir olayı. O yüzden Arnavutlu doğru cevap yapar. Anlaştık mı arkadaşlar? Daha çok burada akademik kaynakları kullanmakta fayda görüyorum. %51-52 daha çok akademik kaynakları bilmek lazım. Zaten eğer akademik kaynak kullanmıyorsa Memun'u verdiği yerde Harun Reşid'i vermez. Harun Reşid'i verdiği yerde Memun'u vermez. Beytül Hikme'yi burada unutmayacağız. Önemli kurum olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Şimdi Beytül Hikme varsa, bilgi evi varsa dikkat edin cümleme. O zaman bu dönemde tercümeler var. Arkadaşlar bu dönemde Yunan kültürüne ait eserler, Yunan filozoflarının eserleri, Hindistan'da Hint uygarlığında ortaya çıkmış matematikle ilgili özellikle eserler tercüme ediliyor. Mesela ilk defa arkadaşlar tasavvufi düşünceler, tarikatvari düşünceler bu dönemde ortaya çıkmaya başlıyor. Bu çevrilen eserlerin etkisiyle. İslam'da ilk defa felsefe Abbasiler döneminde, yani kelam ilmi Abbasiler döneminde ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun sebebi hep Beytül Hikme'dir. Yapılan çevirilerdir, kurulan kütüphanelerdir. Bağlantıları iyi kurmanızda fayda var. Şimdi bir şey daha. Beytül Hikme varsa, kütüphane varsa arkadaşlar bunu da unutmamamız gerekiyor. İşte kağıt fabrikaları bu dönemde kuruluyor. Semerkant'ta işte Talas Savaşı'ndan sonra ilk defa kağıt üretimine geçiliyor. Orada kütüphaneler kuruluyor. Matbaa kullanılmaya başlanıyor bu dönemde. Bağlantıyı böyle kuracaksınız. Yani bu konuyla ilgili ezberler yapmayacaksınız. O zaman Beytül Hikme kuruldu. Semerkant'ta kağıt imalathanesi kuruldu. Matbaa kullanılmaya başlandı. Matbaa derken tabii modern matbaadan bahsetmiyoruz. Daha çok patates baskısı, hareketli harflerden oluşan matbaadan bahsediyoruz. Yani Abbasiler döneminde ciddi bir, canlı bir bilimsel hayat yaşandı. Bu da Avrupa'ya etki etti. Avrupa'da Rönesans'ın ortaya çıkmasını sağladı. Şimdi ben burada birkaç örnek vereceğim size. Dinleyin şimdi. Arkadaşlar mesela
İlk tefsir, bakın ilk tefsir, İslam dünyasında ilk tefsir yazımı Abbasiler döneminde başladı. Yani İslami ilimler Abbasiler döneminde ortaya çıkmaya başladı. O güzel bir cümle oldu bu. İslam dünyasında ilk defa İslami ilimler Abbasiler döneminde ortaya çıkmaya başladı. İster dini ilimler olsun, ister pozitif ilimler olsun. Tamam mı arkadaşlar? Mesela Taberi. Taberi ilk tefsirini burada yazdı. Taberi tefsiri Camiül Beyan'dır arkadaşlar. Zemahşeri Keşşaf adlı tefsirini bu dönemde yazdı. Yani hep Abbasiler dönemidir bu. Arkadaşlar Kütüb-i Sitte hadis külliyatıdır bu. 6 kitap bu dönemde oluştu. Yine Abbasiler dönemidir. Önemli bir bilgidir. Bunu unutmuyoruz. Arkadaşlar Ebu Hanife, Ahmet Hanbel, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hanbeli bu dönemde yaşadı. Yani bu dönemde ilk fıkhi mezhepler ortaya çıkmaya başladı. Hanefilik, Şafiilik, Hanbelilik gibi mezhepler ortaya çıkmaya başladı. Yine bakın arkadaşlar, Belezuri, Taberi, İbnül Esir. Belezuri, Taberi, İbnül Esir nedir? Arkadaşlar bunlar ilk İslam tarihçilerdir. Yani eğer biz Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmek istiyorsak ne okumalıyız? Siyer okumalıyız. Bakın siyer. Megazi okumalıyız. Siyer Peygamber Efendimiz'in hayatı. Megazi Peygamber Efendimiz'in hayatı, o dönemde yapılan savaşlar bunu anlatır. O yüzden ilk defa Megazi adlı eserler, ilk defa Siyer adlı eserler Abbasiler döneminde yazılmış. Kimler yazmış? Belezuri yazmış, İbnül Esir yazmış, Taberi yazmış, Mesudi yazmış. Bu hani şey vardı, hatırlayın, Emeviler döneminde bahsettiğim bir caiz vardı. Caiz hem Emevi hem de Abbasi dönemine denk gelir. O da yazmış arkadaşlar. Ve bu dönemde hem Siyer'le, Megazi ile ilgili eserler verilmiş ki İslam'ın ilk ana kaynağıdır. Yani İslam tarihinin ilk ana kaynaklarıdır bunlar. Mesela bugün birisi İslam tarihini araştıracaksa İbnül Esir'i, Belezuri'yi bilmek zorundadır. İbn-i Sad'ı bilmek zorundadır. İbn-i İshak'ı bilmek zorundadır. Bunlar bilinmeden İslam tarihçiliği olmaz. Siyer'i hıfz etmek zorundadır arkadaşlar. Kütüb-i Sitte'yi bilmek zorundadır. İslam tarihçiliğini bilmek istiyoruz. İşte ilk defa bakın tefsirlerin yazılması, kelam ilminin, felsefenin doğması. Arkadaşlar ilk defa İslam tarihçiliğinin yazılması hep Abbasiler dönemine denk gelir. Bunları unutmamak gerekir. Beytül Hikme'nin kurulması Abbasiler dönemidir. Ciddi tercümelerin yapılması, ciddi tercümelerin. Emevilerdeki o kısır bir şeyden bahsetmiyorum ben. Basit bir kitabın Arapça'ya çevrilmesinden bahsetmiyorum. Ciddi anlamda önemli eserlerin ortaya çıkması bu dönemde olacaktır. Arkadaşlar, şimdi Abbasiler bölümünü kapattık. Ama bu bölümle ilgili son bir cümleyi kuracağım size. O cümleyi kurmadan önce, hani İslam dönemine, İslami döneme ait hani bilim adamları vardır ya, Farabi, Gazali, İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, onlar bizim ayrı bir konumuz. Yani Türkistan tarihi içerisinde göreceğiniz bir konu. O yüzden bu başlık altında görmüyoruz. O başka, bambaşka bir başlık. Orada bahsedeceğiz size. Ama Abbasi'yi bir yıkalım. Konumuzu öyle keselim. Arkadaşlar tarih 1258. 1258 yılında Moğol İlhanlı hükümdarı Hülagü Bağdat'ı yağmalıyor. Zaten İran'da kurulmuş bir devlet. İran'a egemen olmuş bir devlet İlhanlı. Bağdat'ı yağmalıyor. Irak'a giriyor. Bağdat'ı yağmalıyor. Abbasi devletini yerle bir ediyor. Halife canını zor kurtarıyor. Halife tutuyor, Memluklara sığınıyor, Mısır'a sığınıyor. Memluklar uzun bir süre halifeyi koruyor 1517'ye kadar. O Yavuz da gidecek, Memlük'e son verecek, halifeliği de şeyden alacak, Abbasilerden alacak. Yani Abbas devletine son veren İlhanlı oluyor, Hülagü oluyor, o yıkıyor. Fakat burada şöyle bir sorun var, Hülagü bu devleti yıkmakla kalmıyor. Bağdat'ta çok canlı bir bilimsel hayat vardı, hatırlayın arkadaşlar, bahsetmiştik size. Buradaki medreseleri, kütüphaneleri yerle bir ediyor Hülagü. Bütün eserleri Fırat ve Dicle Nehri'ne atıyor. Günlerce Fırat ve Dicle Nehri'nin mürekkep renginde aktığı söylenir arkadaşlar. O yüzden İslam dünyasında ortaya çıkan bilimsel gelişme 1258'de tık bir anda bitiyor. Bilim diye bir şey kalmıyor. Bundan sonra fetvalar dönemi başlıyor. Yani önceden bir bilim adamımız vardı. Karşılaştığımız sorunları, bilim adamları bize çözerdi, yani çözüm getirirdi ve getirdiği çözüm de İslami ilimlerden yoğrularak ortaya çıkarılmış çözümler olurdu.
Ve biz buna güvenirdik, inanırdık, kafamızı çalıştırırdık. Ama şimdi öyle değil artık. Böyle İslam dünyasında fikri gerilime başlayınca 1258'de, fikri gerilimin başlangıcıdır 1258, Moğol istilasıdır yani. Buna Haçlı savaşlar da etki etmiştir. Biz artık fetvalarla geçinmeye başladık. Yani bir sorun yaşadığında hoca şunun hükmüne el cevap şudur. Böyle bir dünya yok. Yani sorunlar İslam dünyasında İslami hükümler kıyaslanarak Kur'an, hadis gözden geçirilerek ortaya konulur. Fetva alimin işi değildir. Alim arkadaşlar kıyas yapar, alimler bir araya gelir, icma yapar, bir hüküm ortaya koyar ve verdiği hüküm de İslam'dandır. Ama fetva sıkıştığında ortaya koyduğun bir hükümdür. İşte fetva dönemini, kafa yorma dönemini bitirip fetva verme dönemini başlatan olay 1258'de Hülagü'nün Bağdat'ı yağmalamasıdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Türk İslam tarihiyle konumuza devam edeceğiz.